Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf orijinal ders öğelerinde Kazan'ın ödev testinin ikincisiyle birlikteyiz. Sayfa 54'teyiz arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Toplamları 162 olan iki sayıdan büyük olanın küçük sayıya bölünmesiyle elde edilen bölüm 6 kalan 1'dir. Buna göre büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar biz ne diyelim? Bakın şöyle büyük sayı diyelim. Bir de ne olsun arkadaşlar? Diğeri de küçük sayı olsun. Şimdi bunların ikisinin toplamları kaç olacakmış arkadaşlar? 162 olacakmış. Şimdi ben büyük sayıya x diyeceksem, ikisinin toplamı 162 olacaksa, o zaman 162 bir kere olmalı. Sadece 162 olacak ama bizim şimdi denklemimizde arkadaşlar x de var. X'ler de birbirini götürsün diye o zaman diğerine ne demem lazım? 162 eksi x diyeyim ki x'ler birbirini götürsün ve sadece toplamları 162 kalsın. Şimdi büyük olan ne diyordu? Büyük olan yani x küçük olana yani 162 eksi x'e bölündüğünde bölüm 6 burası kalan da 1 arkadaşlar. Peki ben buradaki x'i nasıl bulabiliyordum? X eşittir. Bak şunların ikisini çarpıyordum. 6 ile 162 eksi x'i çarpacağım. Bak iki terim olduğu için parantez açtım yine. Artı 1 diyeceğim. X eşittir. 6 ile bakın 162'yi çarpıyorum. Kaç olacak? 6 kere 2. 12, 36, 37, 972. Eksi 6x artı 1 ifadesi gelmiş oluyor. Değil mi? Tamam. Şimdi bilinenleri bilmeyenleri bir tarafa atalım arkadaşlar. Eksi 6x'i bu tarafa atalım. Ne olacak? 7x olacak. Burası da 973. Her tarafı 7'ye bölecek olursam bakın 973'ü 7'ye bölerim. 1 kere var. 1 kere 7, 7. 27. 3 kere var. Değil mi? 21, 6, 63. 63'ün de 7'de 9 defa var. Demek ki arkadaşlar x'i biz 139 olarak bulmuş olduk. Ama hemen gidip de 139'u işaretlemeyeceğiz. Ne sorduğuna bakacağız. Büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır? Ya ben şimdi x'i 139 bulmadım mı? Evet. 162. X yerine 139 yazıyorum. 162'den 139'u çıkartırsam 12'den 9 çıkarsa 3. 5'ten 3 çıkarsa 3. Yani burası da ne oldu arkadaşlar? 23'müş. Büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır? Yani 139 23'ten kaç fazladır? Çıkarma yaparım. 6, 1, 116 oldu arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız D şık. Geldik şimdi ikinci sorumuza. A, B ve C doğal sayılar olmak üzere diyor. Bölme işlemleri tanımlanıyor bu şekilde. A'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben şurada bir kere kalan sayı bölenden küçük olacak. Değil mi? Yani B sayısı 14'ten büyük olacak arkadaşlar. Benzer şekilde burada da C sayısı 3'ten büyük olacak. C de 3'ten büyük olacak. Tamam. Aynı zamanda A, B, C'nin doğal sayı olması gerektiğini de unutmayalım. Şimdi bak ben bu A sayısını nasıl bulurum? A eşittir. 6 ile B'yi çarparım. 6B artı 14 olarak bulurum. Buradan B sayısını da C ile 2'yi çarparım. 2C artı 3 şeklinde bulurum arkadaşlar. A'nın en küçük değerini istiyor ya. A'nın en küçük olması için arkadaşlar burada B'nin en küçük olması lazım. Değil mi? B'nin en küçük olması lazım. B de C'ye bağlı olduğundan dolayı C'yi de ne yapmam lazım benim? Küçük tutmam lazım. Tamam. Çünkü C'yi ben büyük tutarsam B de büyük olur. B büyük olursa A da büyük olur. O yüzden C'yi küçük tutmam lazım. C'ye verebileceğim benim en küçük sayı bak 3'ten büyük olmayacak mı? 3'ten büyük en küçük sayı ne arkadaşlar? 4. Dolayısıyla benim C'yi 4 olarak almam lazım. Burada C yerine 4 yazacak olursam B eşittir 2 kere 4 8 8 3 daha 11. Yani ben B'yi 11 olarak buldum. Fakat bu 11 değeri 14'ten büyük olmadığından dolayı çünkü B'nin 14'ten büyük olması lazımdı. C'yi 4 olarak alamıyorum. Bak C'yi ben 5 olarak alsam 2 çarpı 5 artı 3'ten 2 kere 5 10 13. Bak B 13 oluyor. 13 14'ten yine büyük değil. Dolayısıyla bak C'yi 5 olarak da alamadım. C'yi 6 olarak alacak olursam 2 kere 6 12 3 daha 15. Bak şimdi aldığım C değeri B değeri arkadaşlar 14'ten büyük oldu mu? Oldu. 15 14'ten büyük. Dolayısıyla B'yi ne almam lazım benim? 15 almam lazım. Bak burada B yerine 15 yazarsam A değeri ne oldu? 6 çarpı 15 90 14 daha 104 olmuş oldu. Tamam mı? Demek ki A'nın en küçük değeri neymiş arkadaşlar? 104'müş. Doğru cevabımız E şık. 3'e bakalım şimdi. K, L, M ve pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın bunlar pozitif tam sayılarmış arkadaşlar.
Bölme işlemleri tanımlanıyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bak ben şuradan, şuradaki ifadeden ne yazabilirim? K eşittir 4L artı 2 yazabilirim. Şuradaki ifadeden de L eşittir 3M artı 5 yazabilirim. Buradaki bulduğum K ve L değerlerini şurada yerine yazacak olursam arkadaşlar, yerine yazacak olursam bak birazdan pratik yöntemini de söyleyeceğim. Ama şimdi uzun yoldan bir yapalım. Tamam. K yerine 4L artı 2 yazıyorum. 4L artı 2 yazıyorum. Eksi 3L artı 2M eksi 7. Bölü paydayı da M olarak bırakalım arkadaşlar. Şimdi buradan 4L'den bak 4L'den 3L çıkarsa ne kalır? L kalır. Değil mi? L kalır. Artı 2M sabitleri toplayacak olursam 2 eksi 7'den eksi 5 gelecek. Bölü M. Şimdi arkadaşlar bak L'nin de ben 3M artı 5'e eşit olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Dolayısıyla burada L yerine 3M artı 5 yazacak olursam bir de artı 2M'si var. Eksi 5'i var. Bölü M. Bak artı 5 ile eksi 5 birbirini götürdü. 3M ile 2M'yi toplarsam ne yaptı? 5M yaptı. Bakın paydasında da M var. M'ler de birbirini götürdüğü takdirde cevabı 5 olarak buluruz. Ama bunu bu şekilde mi yapacağız? Yok, bu şekilde yapmayalım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bak ben pratikte K'yı direkt kalan olarak alabiliyordum, değil mi? O yüzden K eşittir 2. Buradan da L'yi direkt kalan olarak alabiliyordum. L yerine de ne yazayım arkadaşlar? 5 yazayım. 5 yazayım. Evet. Şimdi burada bir de M ifadesi falan var ya. O zaman M ifadesinde bak ne alalım? Ne alalım diye zaten M'yi düşünmeye gerek yok. L'yi 5 seçtiysem zaten M'yi ben burada 0 almışımdır. Bak şöyle şeyler falan söyleme. Ya hocam şurada M değeri 5'ten büyük olmayacak mı? Tabii ki olacak. Sıkıntı yok. Biz sadece bunu pratikte kullanabiliyoruz. Tamam mı? Bu pratik yok. Anlaştık mı? O zaten olmazsa olmaz. Biz bu pratikte 0 kullanacağız. Anlaştık mı? Yani çünkü M yerine bak ben 0 alırsam 3 ile 0'ı çarparım 0. 5 de eklersem L'yi 5 olarak bulurum. Yani ben burada M'yi zaten 0 olarak kabul etmiş oldum. Tamam. Bu değerleri getirip yerine yazacak olursam bak K yerine 2 yazıyorum. L yerine 5 yazıyorum. Eksi 3 kere 5'ten 15 olacak. Artı M yerine 0 yazdım zaten. 2 kere 0'dan 0 geldi. Eksi 7. Bölü M. Bakın M'yi burada 0 aldım ya. Paydası 0 oldu. O zaman ne yapacağız? O zaman döneceğiz arkadaşlar geri. Nasıl yani? O zaman M'yi 0 değil de bak şuradaki verdiğimiz değerler hep değişecek o zaman. M'yi 0 değil de M'yi ne alalım? 1 alalım. Hatta şöyle yapalım ya. Şöyle yapalım. Bak M 1 olsa 1 kere 3 3 5 daha 8. L değeri ne oluyor? 8 oluyor. Bak L 8 değil mi? Evet. 8 ile 4'ü çarpacağım. 32. 2 daha 34. Bak K da 34. Bu değerleri getirip şurada hop yerine yazacağım. K yerine 34 yazdım. Eksi. L yerine 3 yazdım. 3 kere 8'den 24 geldi. Artı. M yerine 1 yazarsam 2 kere 1'den 2 geldi. Bir de eksi 7 var. Bölü. M yerine zaten 1 demiştim. Dolayısıyla 32'den 34'ten 24 çıkarsa 10. 2 daha 12. 12'den 7 çıkarsa 5 kalır. 5 bölü 1'den de 5 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Tamam. Bu daha pratiklik sağlıyor arkadaşlar. Geldik 4'e. 3A 2 basamaklı sayı olmak üzere diyor. Bölme işlemi tanımlanıyor. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Buna benzer bir örnek konu anlatımda da yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi A zaten burada rakam olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla bizim rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olacak. Şimdi A yerine bak ben 0 yazsam. Bak burada 0 yazsam. Burada 1'in yanında 9 bile olmuş olsa. Bak 19 ile 30'u çarpınca ben 570 olur değil mi? Yani burada 730'lu ifadelere arkadaşlar bayağı bir uzak kalıyor. Dolayısıyla 0 olma şansı yok. Peki 1 olur mu? Bak 31 olsa 31 ile 19'u çarpmış olsam zaten 570 dedim ya 570'e bir 30 daha ekleyeceğim. 600'lü bir şeyler olabilir maksimum yani ha o da. Tamam mı? Yok hatta ne 30'u 30 evet 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 yani çok uzak kalıyor arkadaşlar değil mi? Hatta A yerine 2 yazsam bak ben şurada A yerine 2 yazsam ne olacak? 32 bak burası 19 olsa dahi en yüksekleri veriyorum yani en yüksekleri vereyim ki olamayacağını ortaya çıkartalım diye.
32 ile 19'u çarpsam, bak burasının 20 bile olsa, 32 ile 20'yi çarpsam 640 olur. Bak buraya yine uzak kalıyor arkadaşlar. Tamam. Burası 33 olsa, yani A3 olsa, burası bak 19. Hani 20 bile olsa 33 ile 20 660 yapar. Bak 660 yapar. Maksimum. Yani o da yapmaz aslında. Yani yapmaz aslında. Ben 20 olarak aldığım takdirde diyorum yani size. Dolayısıyla bak bu da olmayacak. 4 alsam bak 680 yapar. Bak 20 alsam. 20 alamıyorum da alsam yani. Tamam mı? O yüzden bak bu da olmuyor. 5 alsam şöyle şurayı silelim. 5 alsam ne olacak? Burası 35 olacak. 35'te bak burası 20 desem 700'lü bir şey olur. Değil mi? Bak yaklaşmaya başlıyorum ama 19'da 35 çarptığım zaman bak 35 ile 19'u yani şuraya vereceğim, maksimum sayı 9 olduğu için ha. Yani yoksa küçükleri de olabilir tabi. Ben olamayacağını göstermek için 9 kere 5 45, el de var 4, 27, 4 daha 31. 1 kere 35'ten 35. Topladığım takdirde ne olacak? 665 geliyor arkadaşlar. Bak daha 665, 730'a daha bayağı var. Bak 665 çıkarmayı yapmış olsam ben, değil mi? Yani bak bayağı bir uzak kalıyor yani. Düşün 10'dan 5 çıkarsa 5. Burası da 0 olursa daha büyük de olabilir de en küçüğünü verdim yani. 12'den 6 çıkarsa 6. Burası 0. 65'in içinde 35 devam ediyor bak bu şekilde. O yüzden biraz daha bu da uzak kalıyor. Tamam. Yani 5 de olmadı. Uzak kaldı. 6 olsa, bak sana göstermek için uzun uzadıya yapıyorum ha bu şekilde. Tamam mı? Evet. 6 olsa şurası. Burası 9 bile olsa, bak şimdi burası 20 olsa 36 ile 20'yi çarpsam 72'li bir şey yapmış olabilir. Ama tabi burası 20 değil ki. Yani 20 değil yani sonuçta. 19. Değil mi? Yani bak 36 ile 19'u çarpalım hadi. 9 kere 6 54. Elde var 5. 27 5 daha 32. 1 kere 36'dan 36. Toplarsam 8. 684 yapıyor. 684 yapıyor arkadaşlar. Gördün mü? Bak daha uzak kalıyor. 684 kalıyor. Bak burası 0 bile olsa 10'dan 4 çıkarsa 6. 12'den 8 çıkarsa 4. Bak 46'nın içinde 36 bir daha var. Bu işlem böyle devam ediyor. Yani bakın 6 da olmuyor. Ama 7 bundan sonrakiler muhtemelen olacaktır. Çünkü bayağı bir yaklaştık artık. Değil mi? Bak şurası 7 olma durumu var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bak burası 9 bile olmuş olsa o zaman ne oluyor? Bak 20 olsa zaten 740 olur. 740 olur. Yani 74'lü bir şey olur. Değil mi? Bak burası 73 ya geçiyor. Ama burası 9 olursa tabii ki. 9 olursa. 9 illa 9 olacak diye bir şart yok ki. 9'dan küçük değerler de olur. 9'dan küçük değerler olduğu takdirde 74'ten küçük değerler de olacak anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla 7 olur. Benzer şekilde arkadaşlar 8 de olur. 8 de olur. Vallahi 9 da olur yani. 9 da olur. Nasıl olur? Hadi onu da deneyelim. 9 da deneyelim. Şöyle. Bak burası 9 olsa. Ya burası arkadaşlar ne olsa, ya 15 olsa, ya illaki 9 olma şartı yok ki. Biz A'nın olabileceği duruma, olma ihtimali olan durumlara bakıyoruz yani nihayetinde. Bak 39 ile 15. 15 ile kısa yoldan çarpma neydi? Şuradaki ifadenin yarısını alıyordu. Ne arkadaşlar? 19,5. Bunu buna eklediğim zaman ne oluyor? 50, 68,5 mu? 68,5. 685. Bir tane de sıfır atıyordum ya. O yüzden virgülü kaydırmak için bir tane sıfırı orada kullanıyorum. 685. Bak 15 olursa, tabii 16 olursa, 17, 18 olursa buradaki 73'e daha da yakınlaşmış oluruz. Yani arkadaşlar 9 olma durumu da söz konusu. Yani demek istediğimiz arkadaşlar burada 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. Bak siz anlayasınız diye uzun uzadıya yazdım. Bunların toplamını istiyor. Topladığım takdirde ne olacak? 7, 8 daha 15, 9 daha 24 gelmiş olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık. Geldik 5. sorumuza. AB ve BA 2 basamaklı sayılar olmak üzere. Hemen A onlar basamağında olduğu için diyeceksin ki A 0 olamaz. B onlar basamağında olduğu için B 0 olamaz. Bölme işlemi tanımlanıyor. Bak ben buradaki bölme işlemini AB'yi nasıl yazarım? 2 ile BA'yı çarparım. Bir de kalanı eklerim. Değil mi? AB ve BA 2 basamaklı sayı demek ne demek? Ben burada çözümleme yapabilirim demek. Bu AB 2 basamaklı sayısını çözümleyecek olursam 10A artı B ifadesi gelecek.
Burada da 2 çarpı, bak burayı da parantez alıyorum. Niye? Çünkü ben bunu çözüm dediğim zaman 10b artı a gelecek. Bu da demek oluyor ki 2 terimli. 2 terimli olduğu zaman buradaki parantez açılacak. 10b artı a artı 7. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki 2'yi ne yapacağız? Bunlara dağıtacağız. Sol tarafta herhangi bir işlem yapmadım. Aynen yazıyorum. 10a artı b eşittir. 2 ile 10b'yi çarparsam 20b artı 2 ile a'yı çarparsam 2a artı 7. 10a'dan 2a, bak 2a'yı bu tarafa, b'yi de bu tarafa atarsam burası 8a geldi. 20b'den bir b çıkarsa 19b artı 7 geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak buradan a ve b'ye değerler vereceğiz. Bak b'ye ben 0 diyemem tabii ki, sıfırdan farklı olacaktı. 1 dersem 19, 7 daha 26 olur. 8'in katı olmaz. 2 dersem 2 kere 9 18. Değil mi? Bir kere arkadaşlar çift değerleri bak vermemem lazım. Şuradan hemen olayı anlamamız lazım. Bak 8 çift ya. Çift bir sayıyla a'yı çarparsam burası çift olur. Eşittir. Şimdi arkadaşlar bak bu 7 tek sayı. Bak tek sayıyla neyi toplarsam ben çift olsun? Teki. Dolayısıyla buradaki 19 zaten tek sayı. B de tek sayı olsun ki tek sayıyla tek sayı çarpınca tek sayı gelsin. Değil mi? O yüzden bak B için verebileceğim değerler otomatikman neler oldu arkadaşlar? Tek sayılar oldu. 1 olmamıştı. O yüzden arkadaşlar neyi deneyeceğiz? 3'ü deneyeceğiz. 19 ile 3'ü çarparsam 57. 7 de eklersem 64. Dolayısıyla A da 8 oluyor. Gördün değil mi arkadaşlar? Bak ne kadar önemli olduğunu tek sayıların, çift sayıların. A ile B'yi çarpmanı istiyor. A'yı 8 buldum. B'yi de 3 buldum. 8 kere 3'ten 24 geldi arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. 6. sorumuza bakalım. Bakın bu 4 basamaklı bir sayı olmak üzere. 4 basamaklı olacaksa A binler basamağında olduğundan dolayı A'nın 0'dan farklı olması lazım. Bunu hemen bir kenara not ettik. Bu 2 ile bölünebilmektedir diyor. Şimdi 2 ile bölünebilme kuralı ne arkadaşlar? Bakın birler basamağının çift olması gerekiyor. Dolayısıyla B alabileceği değerler ne? 0, 2, 4, 6 ve 8. Bizim çift rakamlarımız bunlar. 3 ile bölümünden kalan da 1'dir diyor. Yani ben bunları 3 ile böleceksem arkadaşlar rakamlarını toplamam lazım. A 7, 7, B'nin rakamlarını toplayacaksam 7 ile 7'yi toplarsam 14. Artı A artı B. Değil mi? Bu ne olacak? 3 ile bölününce 1 kalanını verecek arkadaşlar. Şimdi bak ben ne istiyorum? A artı B'nin alabileceği en büyük değer. O zaman hem A'nın hem de B'nin büyük olması lazım değil mi? Ki toplamları büyük olsun. B'nin alabileceği değerler bunlardı. Dolayısıyla bak ben B'yi büyük seçeyim. En büyük değerini soruyor ya. Yani ben burada da B yerine ne yazayım arkadaşlar? 8 yazayım. 8 yazacak olursam 14 ile 8'i toplarsam 22 artı A eşittir 3'ün katından bir fazla. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bakın şu 1'i bu tarafa atayım. 22'den 1 çıkarsa 21 artı A eşittir 3K olacak. 3'ün katı olacak. Şimdi arkadaşlar 21 zaten 3'ün katı değil mi? Evet. Dolayısıyla A'nın da 3'ün katı olması lazım. 3'ün katı olabilmesi için A'nın 0, bir sonraki 3, 6 ve 9 olması lazım. Bak burada başta A'nın 0'dan farklı olacağını söylemiştik. Dolayısıyla A 3, 6 ve 9 değerlerini almalı. A'nın da en büyük değerini almam lazım arkadaşlar. Toplamların büyük çıkabilmesi için. Bakın A'yı da 9 olarak aldık. Yani A artı B değeri, A'yı 9 olarak aldım. B'yi de 8 olarak aldım. 9 artı 8'den 17 gelmiş oldu. Tamam. Doğru cevabımız D şık. Geldik 7. sorumuza. 3 basamaklı rakamları farklı. Bu sayı 4 ile tam bölünmektedir diyor. Bakın 3 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak. Tamam. Şimdi 4 ile bölünecekse benim bir kere son 2 hanesine bakmam lazım. Son 2 hanesi 4'ün katıysa 4'e tam bölünecek. Yani 6A ifadesi 4'ün katı olacak. 4'ün katı olabilmesi için A yerine ben 0 desem 64'ün katı. Sonra ne desem arkadaşlar? 4 desem değil mi? 64 ve 68 arkadaşlar. 4'ün katıdır. Anlaştık. Şimdi A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor ya. Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi rakamları farklı diyor. Bak ben şimdi A'ya 0 desem 4, 6, 0 olur. Değil mi? Rakamları farklı olur. Tamam. Demek ki 0 olabiliyor. Şimdi A yerine 4 yazsam 4, 4, 6 ve 4. Bak iki tane rakam aynı. Dolayısıyla bunu alamam. A yerine 8 yazsam 4, 6 ve 8. Rakamları farklı. Dolayısıyla bunu da alabilirim. Kaç farklı değer var?
2 tane değer var arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız B şık. Geldik 8'e. Bu 5 basamaklı sayısı 11 ile tam bölünebildiğine göre x kaçtır? Biz 5 ile bölünebilme kuralını, 11 ile bölünebilme kuralını biliyoruz. Sağ baştan artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde. 3 tane artıyı topladığım zaman bakın 6, 7 daha 13, bir de x'i toplayacağım. 13 artı x olacak ya da x artı 13. Diğer parantezimi de açacaktım. Ne yapacaktım? Araya eksi koyacaktım. Buraya ne yazacağım? Eksilerin toplamını. Eksiler bakın 3 ve 4. 3 ile 4'ü toplarsam 7. Bu ne olacakmış? 11'e tam bölünecekmiş. 11'e bölünecekse burada kalan falan yok arkadaşlar. Tamam mı? Tam 11'in katı olacak. Tamam. Şimdi x artı 13 eksi 7 eşittir 11k. Buradan 13'ten 7'yi çıkartırsam x artı 6 eşittir 11'in katı olacak. Dolayısıyla bak ben burada k'ya 1 verirsem bak ne olacak? Burası 11 olacak. X'in de ne olması lazım? 5 olsun ki 5 artı 6'dan 11 gelsin. Peki k'ya 0 verseydim olur muydu? K'ya 0 verseydim x artı 6 eşittir 11 ile 0'ın çarpımı 0 olacaktı. X de buradan eksi 6 olacaktı. Fakat x burada rakam olmalı arkadaşlar. Eksi 6 rakam olmadığından dolayı bunu alamayız. Peki k yerine 2 versem 11 çarpı 2'den 22 olur. 6 ile neyi toplarsam 22 olur? 16'yı. 16 da rakam değil arkadaşlar. Dolayısıyla x'in alabileceği değer neymiş? 5'miş. Buna göre doğru cevabımız C şık. Geldik 9'a. Rakamları farklı 5 basamaklı. Bak hemen bunların altlarını çiziyorum. Rakamları farklı olacak. Tamam. 12 ile bölündüğünde kalan 6 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar 12 ile bölündüğünde kalan 6 olacaksa bu sayı 3 ve 4'e tam bölünebilmeli. Değil mi? Aralarında asal olacak şekilde 2 tane çarpana tam bölünmeli. Şimdi 3 ile bölündüğünde 6 kalan olur mu? Olmaz. Dolayısıyla 6'yı 3'e bölerim arkadaşlar. Değil mi? Kalan ne olacak? 0 olacak. Peki 4'e böldüğümde kalan 6 olabilir mi? Hayır. O yüzden ne yapacağım? Bak 6 4'ten büyük olduğu için 6'yı 4'e böleceğim. Dolayısıyla kalan da ne olacak? 2 olacak. Yani 3 ile bölümünden kalan 0 olacak. 4'e bölümünden kalan da 2 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi ben 4 ile bölünebilme kuralına öncelikle bakacak olursam şu son iki hanesine bakmam lazım. 3B ifadesinde bakın 4'e bölümünden kalan eğer 2 olacaksa burada B'nin ne olması lazım? Bak B'ye ben 0 desem 30'u 4'e böldüğüm zaman 2 kalanını verir. Peki ben B'ye 2 dediğim takdirde ne olacak? 32. 32 4'e tam bölünür mü? Tam bölünür. Ben 2 kalanını olmasını istiyorum. Dolayısıyla 2 olmadı. 4 desem 34'ü 4'e böldüğümde 2 kalanı olur. Demek ki 4'er 4'er artıyor. Bir de ne olacak arkadaşlar? 8 olmuş olacak. Yine benzer mantıktan A artı B toplamının en büyük olması için B'nin de A'nın da büyük olması lazım. Dolayısıyla bak ben burada B'yi en büyük 8 seçebilirim. B 8 olacak. Tamam. Yani sayımız ne oldu bizim o zaman? 9, 2, A, 3, B'yi de 8 aldım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 4 ile bölünebilme kuralını hallettik. Geri kaldı 3 ile bölünebilme kuralına. 3 ile bölümünden kalan 0. Yani bu ne demek arkadaşlar? Kalanın 0 olması demek 3'e tam bölünüyor demektir. Şimdi arkadaşlar bakın 9 zaten 3'ün tam katı. Şimdi 8 ile 3'ü toplarsam 11, 2 daha 13. A'yı da eklersem A artı 13 arkadaşlar. Bu 3'ün tam katı olacakmış. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar bak A'ya ben 2 dersem 13'e 2 eklersem 15 tam 3'ün katı olur. Değil mi? Bundan sonrakileri 3 ekleye ekleye gideceğim. Bir 3 eklersem 5, 5'e 3 eklersem 8. Demek ki A'nın alabileceği değerler de bunlar olacak. Tamam. Şimdi tabi bir de şuna dikkat etmek lazım. Rakamları da birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Bak gönül ister ki ben A'yı büyük tutmak istiyorum ya. A 8 olsun ama 8'i bak burada kullandım. Tamam mı? O yüzden 8'i kullanamıyorum. O zaman 8'den sonra en büyük sayı 5. Bak ben A yerine burada 5 yazdığım zaman hepsi birbirinden farklı oluyor. Dolayısıyla A'yı 5 almamda herhangi bir sakınca yok. A da 5'miş. B'de 8 olarak aldık. İkisinin toplamını istiyor. 5 artı 8'den 13 gelmiş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın C şık. Geldik 10. sorumuza. X sayısı ardışık 4 sayma sayısının çarpımı olmak üzere diyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bak kesinlikle diyorsa çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi x 4 ile tam bölünecek. Ama x dediğimiz ardışık 4 sayma sayının çarpımı olmak üzere diyor.
Yani o zaman ne diyelim? Sayma sayıları kaçtan başlıyor? Birden başlıyor ya. Biz şöyle küçük sayıları bir deneyelim. 1, 2, 3 ve 4 olarak alalım. Bunların çarpımıymış. Yani ne olacak arkadaşlar? X 24 olacak. He sen 5, 6, 7, 8 falan da 5, 6, 7, 8 de alabilirsin. Başka sayılar falan da alabilirsin. Ben şu anda örnek olması açısından, soruyu daha iyi anlatabilmek açısından bunu aldım. Tamam. Olmadığı takdirde ne yapacağız? Değiştireceğiz. X 4 ile tam bölünür diyor. E bak burada 4 çarpanı olduğundan dolayı arkadaşlar 4'e tabii ki de tam bölünür. Bu doğru. X 5'e tam bölünür. E 5'e bölünebilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? 5 çarpanının olması lazım. E buraya baktığımda 5 çarpanı yok. Dolayısıyla buna tam bölünmeyecektir. E 10 ile tam bölünür diyor. E onun çarpanları arkadaşlar 2 ve 5 değil mi? E 5 çarpanı zaten yoktu. E 5 çarpanı yoksa ona da tam bölünmeyecektir. Değil mi? E zaten sayımız 24 ya. 24 10'a tam bölünür mü? Bölünmez. 5'e de tam bölünmez. Değil mi? X 12'ye tam bölünür. E 12 olması için arkadaşlar ne olması lazım? Hem 3'e hem de 4'e bölünmesi lazım. Bak 3 çarpanımız var mı? Var. 4 çarpanımız var mı? Var. Dolayısıyla 12'ye tam bölünür. O zaman bu da doğru olacak. Yani cevabımız 1 ve 4 olmuş olacak. Tamam. Geldik 11'e. Rakamları farklı 5 basamaklı. Bak hemen okur okumaz rakamları farklı ifadesinin altını çiziyorum. Bu sayının 10 ile bölümünden kalan 7. E 10 ile bölümü arkadaşlar birler basamağını ilgilendirir. 10 ile bölümünden kalan 7 olacaksa bu birler basamağındaki sayının yani z'nin 7 olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla ben z yerine 7 yazayım. 3x, 4y ve 7 yazdım. Şimdi 12 ile bölümünden kalan 5'tir. E 12 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar 3'e ve 4'e tam bölünebilmesi lazım. İki tane çarpanın aralarında asal olması lazım. 3 ile 4 de aralarında asal olduğundan dolayı ben 12 ile bölünebilme kuralı yerine 3 ve 4'e bölünebilme kuralına bakmam lazım. Şimdi ama 12 ile bölümünden kalan 5'ti. E şimdi bakacağım. 3 ile bölümünden kalan 5 olabilir mi bir sayının? Hayır. O zaman ne yapacağım? 5'i 3'e böleceğim. Kalan ne olacak? 2 olacak. Yani 3 ile bölümünden kalan 2. Ben bir sayıyı 4'e böldüğümde kalan 5 olabilir mi? Hayır. O zaman ne yapacağım? 5'i 4'e böleceğim. Kalan nedir? 1'dir. Yani kısaca 3 ile bölümünden kalan 2 olacak. 4 ile bölümünden kalan da 1 olacak arkadaşlar. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralına bakalım. Sebebi ne? Çünkü son iki hanesini ilgilendiriyor arkadaşlar. Tamam. Ama 3 ile bölünebilme kuralında bütün rakamları toplamam gerekiyor. E dolayısıyla 4 ile bölümünden kalan 1 olacaksa bak ben y yerine ne yazabilirim? Bak y yerine 1 yazsam olur mu? Bak y yerine önce sıfırdan başlasam 0,7 olacak değil mi? Yani 0,7 dediğimiz 7. 7'yi 4'e bölündüğünde kalan 3 olur ama ben 1 olmasını istiyorum ya. Dolayısıyla 0'ı eledim. 1 olsa 17. 17'yi 4'e böldüğümde kalan 1 olur arkadaşlar. Şimdi mesela 2 olsa 27'yi 4'e bölersem kalan 3 olur. 2 desem 20 kaç 3 desem pardon 2'yi denedik 37. 37'yi 4'e böldüğümde kalan 1 olur. Bak bu da oldu. İkişer ikişer artıyor değil mi? Demek ki bir sonraki 5, bir sonraki 7, bir sonraki de ne olacak arkadaşlar? 9 olmuş olacak. Şimdi yine x artı y toplamının en büyük değerini sormuyor mu? Evet. E dolayısıyla arkadaşlar burada y'nin en büyük değerini seçeyim ben. Yani y buradan ne olsun? En büyük 9 olsun. Tabii şunu da kontrol etmem lazım. Rakamları farklı diyor. Dolayısıyla buradaki rakamların içerisinde 9 olmadığından dolayı y'yi ben 9 olarak seçebilirim. Tamam. Şimdi x'e bakalım. Bak bizim yeni sayımız artık ne oldu? 3, x, 4, y yerine 9 yazıyorum. En sondaki birler basamağı da 7 idi. Şimdi 3 ile bölümünden kalan 1 olacak ya, değil mi? 3 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? Pardon, 2 olacaktı, değil mi? 3 ile bölümünden kalan 2 olacaktı. Şimdi bakalım. Bak bu 3 zaten 3'ün katı. 9 zaten 3'ün katı. 4 ile 7'yi toplarsam 11. Bir de üstüne x'i ekleyeceğim. X artı 11 olacak. 3 ile bölünecek ve kalan 2 olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla 2'yi ben bu tarafa atarsam x artı 11'den 2 çıkarsa 9 olacak. Eşittir 3k. Şimdi arkadaşlar 9 zaten 3'ün katı. Dolayısıyla bu ifadenin 3'ün katı olabilmesi için x'in de 3'ün katı olması lazım. Yani x'in 0 bütün sayıların katı. Bundan sonrakilere 3 ekleye ekleye gidecektim. Değil mi? Tamam. E gönül ister ki arkadaşlar x'i de ben ne seçeyim? 9 seçeyim. Niye? X artı y'nin en büyük değerini istiyorum ya ben. Evet. Ama 9 seçemem. Çünkü y'yi 9 olarak seçtim. O zaman arkadaşlar 9 seçemeyeceksem ne seçeceğim? Bakın 6 seçeceğim. Peki ben x yerine burada 6 yazdığım zaman rakamları hepsi birbirinden farklı oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Demek ki x'i de 6 seçmem gerekiyormuş. 6 artı 9'dan burası 15 olarak gelmiş oldu. Doğru cevabımız bakın değişik.
Evet, geldik 12. ve bugünkü son sorumuza. 3 basamaklı bu sayı 45 ile tam bölünebilmektedir. A yüzler basamağında olduğundan dolayı 0'dan farklı olmalı arkadaşlar. Bunu bir kenara not ettik. 45 ile bölünebilme kuralını da biz bilmiyoruz. 45 ile bölünebilmesi için 5 ve 9'a tam bölünebilmesi lazım. Tabi bu 5 ve 9 aralarında asal 2 çarpan mı? Evet, aralarında asal arkadaşlar. Dolayısıyla 5 ve 9'a tam bölünebilmektedir. 45'e bölünecekse 5'e bölünürken de tam bölünecek. Yani kalan 0 olacak. 9'a bölünürken de tam bölünecek. Anlaştık mı? Ama şöyle olsaydı, 45 ile bölümünden kalan 5 olsaydı, o zaman ben diyecektim ki 5'in de 5 ile bölümünden kalan 5 olabilir mi? Olmaz. 5'i 5'e bölecektim, 0 diyecektim. Şimdi yine benzer şekilde 9'un 5 ile bölümünden kalan da pardon, sayının da arkadaşlar 9 ile bölümünden kalan da 5 olacak diyecektim. Tamam mı? Şimdi tamam. Bu sayı arkadaşlar önce 5 ile bölünebilme kuralına bakalım. Değil mi? Niye? Çünkü sadece birler basamağını bağlayacaktır. Tamam. Birler basamağı arkadaşlar, yani B dediğim tam bölünebilmesi için 5'e 0 ya da ne olmalı arkadaşlar? 5 olmalı. Tamam. Yani iki durumda değerlendireceğiz. A 3, B yerine 0 yazıyorum. Şimdi B yerine bir de 5 yazacağım. Şimdi arkadaşlar tamam, 5 ile bölünebilmeyi hallettik. Şimdi 9 ile bölünebilmeye bakacağım. 9 ile bölünebilmesi için arkadaşlar bu sayının 9 ve 9'un katı olması lazım. Dolayısıyla rakamlarını topladığım takdirde. Burada 3 ile 0'ı toplarsam 3. A artı 3 gelecek. Bunlar 9'un katı olacak. 9'un katı olacaksa A'nın bir kere 6 olması lazım ki 6 ile 3'ü toplayınca 9 yapsın. Değil mi? Şimdi bak, burada toplayayım. 3 ile 5 toplarsam 8. A'yı da eklersem A artı 8. Burada da 9'un katı olabilmesi için arkadaşlar A'nın 1 olması lazım ki 8 ile 1'i toplayınca 9 yapsın. A'nın alabileceği değerler toplamını istiyor arkadaşlar. Bir 6 değerini alabildi, bir de 1 değerini alabildi. Bunların toplamı da 6 artı 1'den ne geldi? 7 gelmiş oldu arkadaşlar. Doğru cevabımız A şık. Full çıktı mı? Çıktıysa yorumlar kısmında belirt, tamam mı? Yorumlar kısmına yaz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı ve yanlışlarınızı tekrar etmeyi unutmayın.